Önce bir kahvaltıya gireyim. Sonra da beslenmeleri hazırlayacağım. Ama eskiden dediğin yazın mı? Çünkü kıyafetim nerede? Onu hiç kimse söylemedi bana. Bilmem nerede? Bilmiyorum nerede? Attın mı acaba? At. Atmış olabilir miyim? Titanik. O şey uzun olan mı? 60 santim olan mı diyorsun? Aha, 60 santim olan. Senin uçak ne oldu acaba? Kargoya vermişlerdi galiba. Güneş kremimizi sürelim. Sen yüzünü yıkadın mı? Kremini sürelim mi? Biraz şundan süreyim. Ne? Açık kapatsın şu göz altlarım. Bu şey hem bakım yapıyor hem böyle biraz kapatıcı gibi. Hı.
Macun acı geldi diye mi? Evet, macun acı geldi. Çok acı geldi. Ben bugün tatlı macun var mı bakayım? Kaç tane bu şeyden külahtan var? 20. Üst üste 20 tane. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bir sanat eseri. Bir heykel. Şöyle çek ama biraz bitsin. Ne? Seni çekme. Çekmiyor mu? Rahatsız olursun diye çektim. Çekebilirsin mi demeyi bekliyorum. Evet. Demeyecek misin? Yavru kedi gibi. Miyav. Hazır mıyız gençler? Çektim. Bir tane. Aa, çok soğuk. Evet, çıkalım yavaştan. Trafiğe kalmayalım. Kapı kilitli. Bir şey unuttum. Evet, çocukları okula bıraktım, geldim. Buradan ne yapıyorum şimdi? Nüfus müdürlüğüne gideceğim. Çok küçük bir işim var orada. Onu hallettikten sonra Memorial Hastanesi'ne uğrayacağım. Sonra bir alışveriş merkezine uğrayayım diyorum. Çocuklara bir iki kıyafet alacaktım. Şöyle bir cinsiye pantolon gerekiyordu. Çok küçülmüş. Geç baba, geç. İşlerimin bir kısmını hallettim. Şimdi markete geldim. Çağdaş Market'e gireceğim. Uğrayayım, ondan sonra eve gideceğim direkt. 90 lira. Folyo nasıl 90 lira olabilir ya? Evde Kore turşusu olduğu için dolapta, o da çok yoğun bir koku salıyor, böyle sarımsaklı. Bunun koku geçirmeyen kap lazım ama bunlar da geçiriyor. Yani ne kullansam ben bilemedim ya. Kore'den sipariş mi edeceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. O dolabın içi sürekli sarımsak kokuyor yani. Buzluktan hamsi çıkarırım diye düşündüm. Yanına ne yapılabilir? Hamsinin yanına ne güzel gider en fazla. Pilav mı yapsam? Hı? Pilav. Böyle iç pilavı gibi, hani kuş üzümlü falan. Beyazları bunda boyuyorum ben normalde. Çok böyle kazık gibi yapmıyor, saçı güzel yani. 74 lira olmuş. Bu kadar pahalı ya. Her şey pahalı. Ama 12 lira olduğu günler çok uzak geçmiş değil ya. 174 lira ya. Uçmuş. Burada hortum çıkmış yine. Şuradan başlayayım.
Birazdan dersim başlayacak. Benim ona hazırlanmam, sonra da benim kendim ders çalışmam lazım. Aslında yüz yüze olmasını tercih ederim ama yine de online'da çok güzel geçiyor. Öğrencilerimi seviyorum. Çok tatlılar. Onun dışında ben aslında bir yere, bir stüdyoya girmeyi düşünüyorum ama takvimim çok karışık. Yani aldığım hala bazı eğitimler var. Vermem gereken sınavlar var. Antrenörlük sınavı olacak. Hamile yogası var zaten. Nisan'da başlayacak. Onun dışında bir de 300 eğitimi olacak. Bir de çocuklar var zaten, evdeki hayat, bir sürü yapılacak iş. O yüzden şimdilik stüdyoya, bir yoga stüdyosuna giremiyorum. Ama herhalde 2025'te girmiş olacağım. Yani bu seneyi de eğitimlerle geçireceğim büyük ihtimal. Evet, çalışmaya başlayayım ben de. Ama üşüdüm, üstüme bir şeyler giyeyim. Şunları giyeyim tekrar. Eğitim antrenörlük 1. kademe spor ve sağlık bilimleri dersinin 2. konusu olan spor fizyolojisi dersiyle tekrar beraberiz. Dilerseniz hemen başlayalım arkadaşlar. Başlayalım hocam. Konumuzu ya da bir sportif müsabakadayken vücudumuz ihtiyacı olan besinleri parçalamaya başlar. Karbonhidratları, yağları kullanmaya başlar. Bu katabolik homeostaz sabit durumdur. Canlarım, kaç jul bir kalori eder? Protoplazma nedir? Aşağı cevaplarınızı bekliyorum. Şimdi gideyim de kendi yogamı yapayım artık. Artık yani. Aman ya. Aman ya. Çamaşır. Şunları bir atayım. Ay, sepete tıktım valla. Makine dolmuş zaten. Çalıştırsam. Çalıştırayım. Azıcık da benden. Ay, yerlere bakar mısın? Süpürmesi lazım. Çalış gibi. Eyvah eyvah. Bak, beni bekliyor. Bulaşıklardan kaçamadık. İyi mi? Neyse, çok bulaşık yok da. Mutfak pis, ocak falan.
Çöpler de atılacak. Ha, unutturmayın bana. Ay keşke öyle olsa. Yani bana oradan hatırlatabilirsiniz. Bir canlı yayın olsa. Şunları hemen makine atayım. Ocağı silmeyeceğim ya. Ocak leş gibi ama istemiyorum sanırım. Akşam zaten hamsi kızartacağım tavada. Onu yaparken gene mıcık mıcık olacak. Ha, bittin mi? Sana mama vereceğim, dur. Geliyorum. Sucuk da kalmış. Bunları da ben yiyeyim. Ben böyle şey, artıkları temizliyorum. Evde kalan bütün artıkları, tabakta kalan şeyleri. Hepsini ben yiyorum. Hem ziyan olmuyor. Hem ben yemek yemeyi unutuyorum. Ben açlık hissetmiyorum. Koştururken iyi oluyor yani, zorla yemiş oluyorum. Acıymış ya. Geldim, dur. Ne haber? Varmış. Çıktın mı sen ya? Uhu, stikası. Bahçe kombinim nasıl? Daha kıyak yapmaya da çıkmıyorum aslında ama yani o kadar soğuk değilmiş ya. Sanki dışarısı daha iyiymiş içeriden. Güzel hava. Güneş yok ama. Değil mi Anayis? Hava nasıl? Güzel değil mi? Dur çayımızı içelim, gel. Saat 3'e geliyor. Ben şimdi çıkacağım hazırlanıp. Önce bir AVM'ye uğrayacağım. Oradan da çocukları almaya geçeceğim. Çünkü saat 4'te okulun orada olmam gerekiyor. Yani bir saat kadar falan bir vaktim olacak. Ben AVM'ye gidemedim çünkü evden çıktıktan sonra biraz trafiğe yakalandım. Şimdi gidersem okula yetişemem. Yani riske atmış olurum diye hiç kalkışmadım. Direkt okulun oraya geldim, park ettim, bekliyorum şimdi.
Çocuklar çıktıktan sonra beraber gideriz diye düşündüm. Hem onlar kendileri bakmış olurlar. Kendileri seçmiş olurlar diye. Gerçi su hiç sevmiyor. Alışveriş yapmayı. Onu tekrar açtım. Şimdi ben yarım saat bekleyeceğim ya, sohbet falan mı etsek acaba dedim. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl geçiyor hayat? Neler oldu 8 senede? Kim bilir neredeydiniz? Şimdi neredesiniz? Belki evlendiniz. Belki siz de boşandınız. Belki taşındınız. Belki yurt dışına göçtünüz. Oradan geldiniz. Kim bilir neler oldu? Belki çocuğunuz oldu. Belki güzel bir iş buldunuz. Belki çok güzel bir üniversiteye girdiniz. Ben o zaman şöyleydim, şimdi şöyle oldum gibi, hani varsa böyle paylaşmak istediğiniz çok sevinirim. Ben de anlatacağım tabii, merak eden arkadaşlar mutlaka vardır. YouTube'a şöyle baktım, yani şöyle başladım. Çok yalnız bir dönemdi zaten. Hamileydim. Evdeydim. Kızım kreşe başlamıştı, küçüktü daha. Yani hem sıkılıyorum hem yalnız hissediyorum. Yani bu birazcık YouTube bana şey, paylaşım yeri gibi geldi açıkçası. Hani böyle içerik üretme platformundan ziyade, hani ben o öyle baktım YouTube'a. Ki keza çok güzel dönüşler de oldu, yani amacına uygun bir şekilde de kullandım o dönem. Şimdi bakıyorum tabii YouTube biraz daha farklı bir yer. Algoritmalar var. İşte efendime söyleyeyim, izlenme sayıları, işte şey zorbalık, klavye zorbalığı falan. O zamanlar da tabii ki vardı. Şu an hani biraz daha acımasız ortam. Yani hep başlamak istedim. Ama bir şey durdurdu beni. Zaten hayat çok karmaşık ilerliyordu. Çok fazla sorumluluk, çok fazla yapılacak şey. Motivasyon da düşüyor tabii ki haliyle. Yansıtacak çok fazla neyim olabilir, çok fazla bir şeyim yok diye düşünürken, görüşmeye devam ettiğim arkadaşlarım sayesinde, onların biraz iteklemesiyle de, yani çek koy, hani kendin neysen onu paylaş, yani ekstra bir şey vermene, bir şey koymana ortaya gerek yok dediler. Bir noktada ikna oldum. 2016 yılında hani YouTube'dan aldığım o paylaşım doyumunu tekrar yaşamak istedim. Hem zevk aldığım bir şey, hem geri dönüşler benim için çok iyi, çok yapıcı, çok destek olan geri dönüşler. Bir kere daha denemek lazım diye düşündüm. Yürümüyorsa yürümez. Hani bir şey kaybetmiş olmayız. Olmam. Bu 8 sene içinde olanları tabii ki böyle düşününce aklıma gelmiyor. Neler oldu diye. Yani böyle bir liste tutmak iyi olurdu belki. Tabii en önemlisi, boşandım 2017'de. Sonra birkaç kere taşınmalar falan oldu. Çocuklar okula başladı, büyüdüler falan. Ben kendi ilgi alanım doğrultusunda bir kariyer planı çizdim. O yolda ilerlemeye başladım. Temel olarak ana başlıklar bunlar, ama tabii ki sormak istediğiniz şeyler olacaktır. Belki de daha detaylı bilmek istediğiniz şeyler de olabilir. Soru cevap şeklinde bir video çekilebilir ya da işte nerelerdeydim gibi bir, sadece buna yönelik bir video çekilip daha detaylı anlatılabilir. Öyle düşünüyorum. Yani eğer sizin de merak ettiğiniz bir şeyler varsa, mesela bu video altına olabilir. Bilmiyorum, mesaj olarak olabilir. Yani böyle soru toparlayabilirsek bir içerik çekeriz diye düşünüyorum. Hem biraz dertleşmiş oluruz, hem ben anlatmış olurum, hem altında siz de anlatmış olursunuz neler yaşadığınızı bu 8 yıl boyunca. En son bıraktığınız zaman aslında kendini sevmeyen bir aslı vardı. Kendine çok acımasız olan bir aslı vardı. Özgüveni çok 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 hasar almış bir kızcağızdı. Yani 40 yaşındayım ve hala çalışıyorum. Bununla ilgili yaralar kendi kendine durarak zaman aşımına uğramıyorlar, onu bilelim. Üstünde bazı kazı çalışmaları yapmamız gerekiyor. Bunu bir kabul edeceğiz önce, onun orada olduğunu. Onun orada olduğunu bildiğiniz an, o farkındalıkla artık onu dengeye getirmeye, yani olması gerektiği hale getirmeye çaba harcamaya başlıyorsunuz istemsiz olarak.
burada bir yanlış var, şimdi bunu düzeltmek gerekiyor diye ister istemez kendinizi o yolda buluyorsunuz. Çocuklukta yaşadıklarımız 40 yaşına kadar, 40 yaşında da sizin de kalıyor açıkçası. Eğer o yanlışları düzeltmezseniz hala, yani 90 yaşınızda da o yanlış düşünce sistemi öyle siz ölene kadar sizi takip ediyor maalesef ki. İşte ben şimdi o düşünce kalıplarını epey kırdım. O bana söylenen, çocukluğumda bana söylenen şeylerin benim düşüncem olmadığı, başkalarının düşüncesi de olmadığı, o kulağımdaki seslerin sürekli kötüsün, çirkinsin, başarısızsın, yeteneksizsin, yani o seslerin bana ait olmadığını kabullendim. Ve bunları, bu sesleri kendimden ayrıştırdım. Bana ait değiller. Bu gerçek de değil. Bu söylenenler, bu kulağımdaki ses gerçek değil. Bana nasıl davranıldığı daha önce. Bunlar bana ait değiller. Yani benimle alakaları yok. Bana söyleyenler de bir otorite değildi neticede ve bu onların zihniydi. Kendini sevme konusunda beni uyandıran yoga oldu. Yoga felsefesi. Yoga güzel. Yoga gerçekten güzel. Sonra meditasyonda tabii benim zihnimde dolaşan bu kara tilkileri görmemi sağlıyor. Sağladı da. O yüzden güzel bir yolda gidiyorum şu an. Evlendiğimden beri çalışmıyorum. Çalışamadım. Çocuklara tabii tek başıma baktığım için hani böyle bir düşünce zaten olamadı. Çünkü çocukları bırakacak veya bana destek olacak biri olmadı. Neyse hani çocuklar biraz ele avuca geldiler. Şimdi bu çalışma mevzusu zaten benim çok büyük bir yaram. Çünkü kaynağa bağımlı olmak, bir başkasından maddi açıdan bağımlı olmak beni çok yıpratan bir konu. Beni çok demoralize eden ve gardımı düşüren, gururuma dokunan bir hadise. Finansal özgürlüğümü geri kazanmak amacıyla şu an dört kolla kendimi geliştirmeye sarıldım. Çok çalışıyorum. İlgim olan, yapmak istediğim alanla ilgili çalışıyorum. Azimliyim, kararlıyım. Bu esnada tabii şeydi düşündüm. Tekrar hostesliğe dönmeyi. Ama olmadı çünkü hem artık çoğu şirketler yaş açısından, yani benim yaşımı almıyorlar mülakatlara gördüğüm kadarıyla. Zaten ben bir hafta yokum, çocuklar ne olacak? Çocuklara kim bakacak? Şimdi de hani full time tam kapasite çalışsam çalışamam hani. Böyle sabahtan akşama kadar haftanın 5 gün çalışmam zaten mümkün değil. Hastalığı oluyor, 3-4 gün okula gitmedikleri oluyor. Yaz tatili full anneyle beraberler. Nasıl olacak? Ben yaz tatili bye bye, ben izin alıyorum. 3-4 ay yokum falan. Aa, çocuğum hastalandı, ben 3 gün yokum. Aa, saat 3'te çıkmam gerekiyor, saat 10'da gelmem gerekiyor. Böyle şeyler söyleyemezsiniz. Her işte böyle bir lüks yok çalışma hayatında, bazı meslekler dışında. Yoga eğitmenliği aldım. Derslere de başladım. Ama yetmedi tabii. Ben şimdi yoganın diğer uzantılarını da öğrenmek, daha derinine inmek istiyorum. Konuya kendini adamış bir eğitmen olmak istediğim için biraz daha eğitimlere devam ediyorum. Başka eğitimler alıyorum. Zaten eğitmenliğimin devlet gözünde de resmileştirmek, belgelemek istediğim için antrenörlük üzerine çalışıyorum son zamanlarda. Epey çaba, epey zaman, epey maddi yatırım yaptığım bir konu son 2-3 yıldır. Umarım geri dönüşleri güzel olur. Yani severek yapacağımdan eminim. Bilmiyorum, üniversiteye tekrar aftan döndüm. Bir o beni düşündürüyor. Okul İstanbul'da olduğu için benim Ankara'dan İstanbul'a taşımam mümkün değil. Ben AFA'ya başvururken şöyle bir şey düşünmüştüm. Hani Ankara'daki bir okula yatay geçiş yaparım diye. Ama o olmadı çünkü benim bölümüm endüstri ürünleri tasarımı o zaman 2002 yılında Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin yetenek sınavıyla alınan bir bölümüydü. Ama şu an sayısal puanla alınan bir bölüm. Dolayısıyla ben şu an burada Ankara'daki bir üniversiteye
yatay geçiş yapmaya kalksam sayısal puan vermem lazım insanlara. Bende öyle bir şey yok. Bende sayısal sayısalın S'si yok yani. O kadar. Dolayısıyla orası da elimde patladı. Üniversiteye devam etme şansım da pek kalmadı yani bu yüzden. Öyle içimde bir ukdedir yani. Öyle güzel bir okulu bırakmak. İçimde bir ukde. Yani böyle uzun uzun konuştuk ya. Ne güzel oldu. Sizden de cellemeleri bekliyorum. Umarım güzel şeyler olmuştur hayatımızda. Hadi ben çocukları alayım. Görüşürüz. Bulamadık sanki değil mi? Ne? Bakalım. Bu diyorsun yani. Bunu alacakmış. Evet. Peki sen öyle istiyorsan. Sweatshirt aldık suya. Gri. Çıkıyoruz. Herkesin suratlar asık. Alışverişe geldiğimiz için direkt çıkacağız herhalde. O yüzden. Bakar mısınız? Peki. Gördünüz mü? Yaşıkmış suratlar. Çıkalım mı? Uğrayacak mısınız bir yere? Şimdi akşam yemeğini hazırlamaya başlıyorum. Ama kerevizim varmış benim düğünden. Unutmuşum. Bunun yanına balı yapacağım sadece. Hamsiyi. Öyle unlayıp, galeta ununa bulayıp sonra böyle tavada yağda güzelce kızartacağım. Benim cips gibi oluyor. Çocuklar da çok seviyor. Bence hamsiye daha çok yakışıyor. Nasıl ama? Normalinden daha güzel oluyor bence. Cips bu cips. Ya biz bir şey diyemiyorum. Bir posta tavla. Bana anca yeter. Şeyimizde, sınıfımızda okul güzeldi. Evet. Okulda olan şey evet.
Bir saniye hamsiyeyim. Böyle yiyeceğim elimle. Öyle mi? Bilmiyorum, çatalla istiyorsan öyle ya. Lütfen. Nasıl rahat ediyorsan. Geçen yediğimiz mezgit mi daha iyi, bu mu? Mezgit abi, pişen çips. Yapmıştık ya. İkisi de güzeldi. Hmm. Evet. Güzel. Yani o da çok güzeldi, yumuşacık. Bugün cuma olduğu için babaları geldi. Şimdi çocukları aldı, götürdü. Hafta sonu beraber olacaklar babalarıyla. Yoruldum sanki. Ama daha işim bitmedi. Bir posta daha çamaşır var. Bir ders daha dinlemem gerekiyor. Ve arkasından da birazcık kitap okumam gerekiyor. Okuduğum kitabın bitmesi de şöyle 5-10 sayfa kaldı. Onu bitireceğim bu akşam. Çamaşırları çıkarmam lazım. Hadi gidelim. Kurutma makinesi bozuldu da şuraya asıyorum birkaç aydır. Tamir etmesi neredeyse almakla eşdeğer yani, o kadar. Saçmalık yani. Yani mecburen biraz önce takılacağız artık. Şunu göstereceğim. Şunu bir saniye. Şimdi ben bu sweatshirt'ü acayip giyiyorum. Yani çok seviyorum. Sıcacık tutuyor. Kalın böyle pofuduk pofuduk. Şeyden almışım. Pull&Bear. Bear. Pull&Bear. Bear olmaz. Bear. Yani işte bu o kadar çok giyiyorum ki. Burası leke oldu. Bir şey döküldü buraya, hatırlamıyorum. Çamaşır suyu mu değdi, bir şey oldu yani. Ondan sonra ben de bunu atmaya kıyamadım. Şöyle bir arma aldım Trendyol'dan. 3-5 lira ucuz yani bunlar. Ondan sonra aldım. Bunu ütüyle böyle bastım, buraya yapıştı. Yıkıyorum, ediyorum, hiçbir şey olmuyor bak. Yani biraz absürt orada bir amblem olması, böyle bir saçma amblem, ama benim için sorun değil. Ben hiç öyle şeylere takılmıyorum çünkü. Yani sonuçta ben bunu giyebiliyor muyum? Giyiyorum. Böyle bir şey olsa hemen atmayın kıyafeti bence. Yazık yani. Başka daha güzel şeyler var. Trendyol'da baktım. Çizgi film karakterleri bile var. Neler neler var yani. Bulabilirsiniz kesin. Birkaç sayfası kaldı. Bunu bitireceğim şimdi. Çayımla beraber. Söylemesi ayıptır. Aslında ben şu kitaptan da biraz bahsetmek istiyorum ya. Çünkü yani bu gerçekten, nasıl desem, psikoloji kitabı mı diyeyim, kendine yardım kitabı mı diyeyim. Yani eğer kendinizle bir alıp veremediğiniz varsa, bir derdiniz, bir kavganız varsa kendinizle, içinde bazı testler var. Onları uyguluyorsunuz. Kendi parametrelerinizde işte bazı sonuçlar çıkıyor. Biraz kendinizle ilgili bir fikriniz oluyor. Kendinizi tanımak adına da güzel bir yolculuk bence. Klinik psikologlar zaten bu kitabı öneriyorlar. Benim doktorum da önerdi. Şema terapi şey yöntemi var bu kitabın içinde de. Yani kendi kendinize, hani doktora gidemiyorsanız eğer, psikologla görüşemiyorsanız eğer, çok faydalı olacağını düşünüyorum ben. Mesela hepimizin bazı şemaları var. Kusurluluk şeması, boyun eğicilik şeması, duygu yoksunluğu şeması. Yani bunlar çocuklukta bize nasıl davranıldığıyla ilişkili aslında. Bize nasıl davranıldıysa şu an 40 yaşında dahi olsak biz o davranışı sürdürüyoruz. Ama kendi kendimize, bu kişiler hayatımızdan çıkmış da olsa
Biz o davranışı işte iç sesimizle, zihnimizden kendimize söylediğimiz sözlerle, kendi kendimize yakıştırdığımız etiketlerle biz bu davranışı sürdürüyoruz. İşte orada uyanmamız lazım. Bak da mesela bir cümle okuyayım. Başarısızlık şeması kendinden öyle bir şekilde beslenir ki bütün çalışma alanı sizin için felaket olur. Başarısızlık beklentiniz kendini doğrulayan kehanete dönüşür. Bu sadece çok basit bir çıkarım kitaptaki. Yani bunu alıp sizi baştan sona okumak istiyorum şu anda ama tabii öyle bir şey mümkün değil. Ben tavsiye edeyim. Sizin de aklınızın köşesinde olsun. Belki hani olur da görürseniz kitapçıda falan. Bir kurcalayın. Belki seversiniz. Yatağa geldim. Hani birazcık daha ders izleyip uyurum diye. Ama gözlerimden uyku akıyor şu anda. Biraz çikolata yedim ama o da çok kesmedi. Videoyu kapatayım o zaman ben. Ay çok uzun bir video olacak sanki. Sabah başladım çünkü çekmeye. Akşama kadar ne yaptıysam çektim. Benim arabada da bir sürü konuştu. Onları kısaltabilir miyim? Bilmiyorum, bakacağım. Umarım sıkılmadan keyifle izlersiniz. Çünkü birazcık uzun olabilir. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Hepsini yanıtlayacağım. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Bay bay.